Arkadaşlar video başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Kanalın son ayki izlenmelerine bakmış olduğum zaman %70'inin abone olmayan kullanıcılar tarafından geldiğini görüyorum. Bu gerçekten de çok üzücü bir durum arkadaşlar. Eğer videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız hemen bu videoda şu anda abone olursanız ve videomu beğenerek bana "It is in the baş" destek olursanız çok sevinirim. Videoda hepinize iyi seyirler. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Yepyeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda arkadaşlar aslında bu hafta mutlaka görmüş olduğunuz bir konuyla ilgili konuşacağız. Görmemişseniz de mutlaka görmeniz gerekiyor. Çünkü EA Sports Twitter'a dahil olmak üzere çoğu yerde trend topik olarak dalga konusu oldu arkadaşlar. Ve gerçekten de YouTuber'ından bütün kullanıcısına kadar insanlar tarafından dalga geçildi. Neydi? Nerede hata yaptılar? FIFA 20'de neler olacak? Bu videoda bunları konuşacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce Real Madrid'in yeni transferi Eder Militao ile video ayarladım arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki senenin sonlarına doğru bu videoyu gerçekleştireceğiz. İkinci olarak ise NBA Superstar ile video ayarladım. Çekimler 20 Temmuz'da olacak. Vize başvurumuzu yaptık. Eğer ki vize çıkarsa arkadaşlar NBA Superstar ile 20 Temmuz'da video çekeceğim. THY'nin %50 indirim kodu verdi arkadaşlar bana. Buradan da Yiğitcan abiye çok teşekkür ediyorum. Bu projelerden sizlere haberdar ettim. Vizemiz çıkmazsa dediğim gibi NBA projemiz yatacak ama her ne olursa olsun biz yine de elimizden geleni yapmış olalım. Şimdi arkadaşlar videomuza direkt başlıyoruz. Biliyorsunuz ki son zamanlara doğru bu çoğu oyundaki loot box, yani paralı içerik, dijital satın alınan içerikler arkadaşlar dünyada olay olmaya başladı. Sebebi ise insanların vermiş olduğu paranın karşılığını alamaması sonucunda şirketlere karşı yazmış oldukları tweetler veya etmiş oldukları hakaretlerdir. Ve tabii ki de biliyorsunuz ki arkadaşlar para dünyada en zor kazanılan şey ve hayatı devam ettirmek için lazım olan ilk şey para. Ve parayı arkadaşlar insanlara çok kıymetli olduğu için ülkelerin devletleri bu konuda arkadaşlar araştırma yapmaya başladı. Biliyorsunuz ki FIFA konusunda geçtiğimiz sene Hollanda, Almanya, yani FIFA'nın en çok oynandığı yerlerde bu konuda araştırmalar olmuştu. Ve bu araştırmalar sonucunda EA Sports oyuna paket yüzdelerini eklemek zorunda kalmıştı. Ve bu sene biliyorsunuz ki paket yüzdeleri eklense bile çok saçma bir şekilde dizayn edildikleri için hala insanları tatmin etmedi. Ve bu tatminsizlikte tekrardan arkadaşlar FIFA'yı, daha doğrusu EA'yi, daha doğrusu digital currency satan bütün şirketler arkadaşlar tekrardan bir gözden geçirme eylemine götürdü. Şimdi geçtiğimiz günlerde yapılan bir konferansta arkadaşlar çoğu oyun şirketinden olan insanlar oturuyor ve karşılarında ona soru soran kişiler oturuyor. Burada aslında mahkeme gibi bir şey, yani yargılıyor. Vermiş oldukları cevaplara bakarak herhangi bir eylem gerçekleştirecekler herhalde önümüzdeki günlerde. O yüzden soruları da not alıyorlar. Şimdi EA Sports çalışanına bir soru soruluyor. Diyor ki sizin loot box'ınız ne diyor? Biz bunu diyor loot box, yani şans kutusu olarak değil, sürpriz mekanikleri olarak algılıyoruz diyor. Şimdi sürpriz mekanikleri çok saçma bir tabir. Ve bundan sonra şunu söyle arkadaşlar, örnek vermek gerekecek olursa diyor, Kinder sürpriz yumurta, biliyorsunuz Kinder sürpriz yumurtalarını önce çikolata yiyorsunuz, içinden çıkan plastik şeyden de oyuncağın işte birleştirip yapıyorsunuz. FIFA'daki paketleri buna benzetiyor. Yani diyor ki bu sürpriz mekanikleri ve şunu söylüyor, Kinder yumurta yiyen herkes diyor ondan sonra mutlu olduğunu görüyorsunuz vesaire vesaire diye söylüyor. Yani aslında hani kendine hakkı çıkarmak için mantıklı bir şey düşünüp bulmuşlar arkadaşlar kendilerine göre. Ama gerçekten de mantıksız. Şimdi neden mantıksız olduğunu gelin sizlerle birlikte inceleyelim. Öncelikle FIFA'nın paketlerindeki arkadaşlar FIFA Points olayının sıkıntısı ilk olarak çok fazla pahalı olmuş olması. Yani 125 kalk paketleri biliyorsunuz arkadaşlar 2500 points. Ondan sonra 100.000 kalk paketler 2000 FIFA points ve 12.000 FIFA points $100 arkadaşlar. Bu gerçekten de inanılmaz bir rakam. Yani hani öyle böyle değil, gerçekten de inanılmaz bir rakam ve insanları da zaten deli eden nokta bu arkadaşlar. Yaklaşık 16-17 dolara geliyor bir tane 100K'lık paketi açmak. 16-17 dolara açmış olduğunuz paketten de 83-84 çıktığı zaman gerçekten bu sizi tatmin etmiyor. Zaten bunun Kinder sürprizden farkı, Kinder sürprizi senin 1 dolara alıp olman, içindeki en azından çikolata yemiş olman ve oyun sana içinden Ronaldo çıkabilir veya şu çıkabilir değil mi? Herhangi bir oyuncak çıkacak diyor ve bu oyuncakları da belirli bir kısasa göre söylemiyor. Bu oyuncak işte çok değerlidir, şu oyuncak şöyle değerlidir demiyor. Sana diyor ki oyuncak çıkacak diyor ve çıkıyor. Ama FIFA'daki arkadaşlar durum çok farklı. FIFA'da sana paketlerin açıklamalarını okursanız dünyadaki en iyi oyuncular arasından en iyi kartlar bu pakette gibi, yani insanları teşvik edici ve karşılığında da belirtmiş oldukları şeyleri vermedikleri çıkıyor. Hatta Biliyorsunuz ki bazen paketlerde şöyle şeyler yazıyor. İşte 2 tane parlak, bir tane normal vereceğim diyor. Paketi açıyorsun, hiç parlak çıkmıyor falan, hata yapıyorlar. Ve arkadaşlar öğrenilen şu ki EA Sports'a o paketlerden dolayı dava açılmış ve kazanılmış. Yani EA Sports'un aslında bizim bilmemiş olduğumuz arkadaşlar birçok dava açan insan ve kazanan insan var. Bu da gerçekten benim çok ilgimi çekti. Yani kendi yapmış oldukları hatalardan dolayı bile ceza ödemişler arkadaşlar. Bu gerçekten de inanılmaz bir olay. Kendi kendilerine para ödetmişler. Başka hiçbir açıklaması yok. Şimdi Kinder sürprizin vermiş oldukları bu örneğin neden yanlış olduğunu anlatacağım. Öncelikle bu duruşma yapılırken oradaki hanımefendi şunu söylüyor. Hollanda ve Belçika bize ilk gelen kişiler oldu. Yani Hollanda ve Belçika'da özellikle FIFA'da değil, yani EA'de değil, bütün loot box olayına bakış açılarını anlatıyor. Belçika'daki bakış açısında şans faktörü olan, içinden ne çıkacağını bilmediğiniz şeylere para veriyorsanız bu kumardır ve bu ülkemde yasaklansın diyor ve Belçika'da şu anda FIFA Points yasaklandı arkadaşlar. Hollanda'da şöyle deniyormuş arkadaşlar. İster o kutuya para ver, ister para verme, umurumda değil diyor. Şans şeyi olabilir, o da umurumda değil diyor ama içinden çıkan şeyi sen daha sonra satamayacaksan veya normal currency'ye, yani normal paraya çeviremeyeceksen bu kumardır ve bundan dolayı yasaklıyorum diyor arkadaşlar. Önümüzdeki sene Hollanda'da da FIFA Points'in yasaklanması an meselesi bence yasaklanacak arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum çünkü Belçika'nın atmış olduğu adım çok önemli. Bunlar büyük Avrupa ülkeleri arkadaşlar. Bundan dolayı zincirleme bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Ve EA Sports eğer ki Hollanda'da yasaklanırsa şöyle bir krize daha girecek. Biliyorsunuz ki profesyonel turnuvalarda oynayan bir sürü Hollandalı oyuncu var ve bu turnuvalara katılmak için de iyi kadro gerekiyor ve FIFA Points almadan iyi kadro kurmada çok zor olduğu için burada EA Sports adında gelişmeye çalışan FIFA aslında kendi kendine bir kurşun sıkmış olacak arkadaşlar. Bu gerçekten de böyle olacak. Çünkü Hollanda'daki bir sürü profesyonel oyuncuyu çöpe atmış olmak demek gibi bir şey olacak. Örnek verecek olursa bizim Ali Rıza kardeşimiz var. Ali Rıza dostumdur benim. PSV'nin oyuncusu. O mesela FIFA Points alamazsa kadrosunu geliştiremeyecek. Kadrosunu geliştiremediği için de Foot Champions rakiplerini yenemeyip turnuvaya gidemeyecek. Bu yüzden EA Sports'u böyle bir tehlike daha bekliyor sevgili dostlar. Bu da gerçekten nasıl karşılık verecekler bunu hep birlikte göreceğiz. Ve 3. bomba ise arkadaşlar EA Sports'un kendi kendine vurması. Neden derseniz Google'a atlayıp yazmış olduğunuz zaman Kinder sürpriz yumurtaların Amerika bölgesinde banlandığını ve sebebinin ise illegal görüldüğünü, yani kumar olarak görüldüğünü görebilirsiniz. Aslında oradaki hanımefendi kendi örneğiyle kendi şirketini bitiriyor arkadaşlar. Yani zaten normalde yasaklanmış bir şeyi orada örnek olarak gösteriyor. Otomatik olarak senin de o zaman points'lerin, yani FIFA Points'inin, dijital currency'lerin yasak lazım. Ve bundan dolayı arkadaşlar EA Sports Twitter'da, Reddit'te, her yerde, özellikle LinkedIn'de bile arkadaşlar bunun hakkında paylaşımlar görebilirsiniz. EA Sports kendi ayağını sıktı. Maalesef ki arkadaşlar bu dünyada her zaman böyledir. Devlet adamları için kendi halkını, fikirlerine saygı duymuyorsan, oyuncular için kendi komünitinin, kendi topluluğunun fikirlerine saygı duymuyorsan, bir basketbol koçu için kendi takımının fikirlerine saygı duymuyorsan yok olursun. Ve FIFA'da gerçekten bu sene yok oldu arkadaşlar. Bu açık ve net. Sosyal medyadaki geri dönüşler, özellikle oyunları değerlendiren kısımlardaki oyunun almış olduğu düşük puanlar ve negatif yorumlar gerçekten de bu sene EA Sports'u bitirdi arkadaşlar. Her kim ne derse desin, evet EA Sports bir sürü oyun çıkarıyor olabilir ama EA Sports'un, dünyada EA Sports dediğiniz zaman akla ilk gelen oyun her zaman FIFA olur arkadaşlar. Ve FIFA oyunun da başarısız olması genel olarak bütün şirketi etkiler. E3'te arkadaşlar Andrew Wilson, yani EA Sports CEO'sunun yapmış olduğu konuşmadan zaten şu anda dünyanın en iyi oyun firması olmak istediklerini ve bu hedeften çok uzak olduklarını kendi ağzıyla söylüyor. Yani firma gerçekten de şu an çok kötü gidiyor ve önümüzdeki sene Cyberpunk gibi oyunlar da geliyor arkadaşlar. Yani çok güzel oyunlar da geliyor. Gerçekten de EA Sports'un seneye hakikaten son şansı arkadaşlar. Bu artık açık ve net. Seneye iyi ve insanları tatmin edecek bir oyun yapmaktan başka hiçbir çareleri yok arkadaşlar. Bu artık kesinleşti. Bu sene herhangi bir oyun yoktu, rakipleri yoktu. Ama geçen sene hatırlayın, Fortnite geldiği zaman FIFA'nın oyuncusu ne kadar düştüğünü hatırlayın. Yani market bile düşmüştü yani. Ve önümüzdeki sene gelecek olan bu oyunlarla FIFA'nın gerçekten de kötü olursa dayanacak hiçbir gücü olmayacak arkadaşlar. Çünkü görmüş olduğumuz ve almış olduğum bilgilere bakarsak oyunda herhangi bir değişikliğin olmadığı, gameplay'in tamamen aynı olduğu, birkaç tane ekstra skill move ve animasyon değişikliği olduğunu, yeni herhangi bir modun olmadığını şu anda biliyoruz. Oyuna eklemiş oldukları sokak futbolu modu da eğer Pro Club gibi herkes kendi adamını yönetemeyecekse, normal takımlarla maç yapma gibi olacaksa o da maksimum 1 ay ilgi görecektir. Ve bu da FIFA'nın arkadaşlar 3 ay 4 ay içinde ölmesi anlamına gelecektir. Bakalım EA Sports ne yapacak, ama benim gördüğüm şey şu ki arkadaşlar, bir akıllanma var. Çünkü artık community manager'ların vermiş olduğu cevaplar, oyunun developerlarının vermiş olduğu cevaplar bu yönde. Bana kalırsa yine oyun çok başarısız olacak. Bunu tekrardan söylüyorum. Göreceğiz arkadaşlar seneye. Bugünkü videonun amacı da sizleri bilgilendirmekti. Bu tarz bilgilendirme videolarını seviyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Kanala olan desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Adamsınız, bir tanesiniz. Yarın nasıl ders çalışılır? Biliyorsunuz ben okullarda birincilik derecelerim var. Nasıl ders çalışılır ve hayatta nasıl başarılı olunur? Bunun hakkında sizlere bir video atacağım. Genç kardeşlerimiz olabilir, benle eşit kardeşlerimiz olabilir. Herkes, benden büyükler olabilir. Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum ve sizlerin fikirleri varsa da o yorumun altına yazın ki hep birlikte fikir alışverişi yapalım. Çünkü hiç kimse dört dörtlük değildir arkadaşlar. Herkes öğrenime açıktır. Yaş, zaman, mekan fark etmez. O yüzden herkesin fikirlerine saygı duyuyorum ve yarın hepinizi de o videoya bekliyorum. Adamsınız, bir tanesiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.